Selam millet, TGP'ye hoş geldiniz Ersin. Ben yanımda Fatih var, Fatih Sultan. Evet. Hoş geldin Fatih. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Huawei Y9 Prime 2019. 2019 kullanıyorsun değil mi? Evet. Çok uzun bir ismi var bunun. Ben bu 2019'lardan falan çok az etmiyorum ya. Sen? Bence bir ağırlık katıyor telefona. Öyle isim mi? İsim açısından. Hoşnutsun yani. Hoşnutum, evet. Söylerken zor olmuyor. Mesela şimdi sana soruyorum ben. Fatih ne kullanıyorsun? Mesela bir kafede mafede okulda oturuyoruz. Huawei Y9 Prime 2019. Genelde biraz zor oluyor. Hani anlamadım, bir daha söyler misin tarzında. Ama ben memnunum isminden. Tek sıkıntım Huawei'yi tam telaffuz edememem galiba. Ben Huawei işte yani. Hani Çinliler gibi etmek gibi bir derdimiz yok büyük bir ihtimalle. Evet. Telefonu konuşuyoruz ama önce Fatih bize her zaman olduğu gibi kendinden bahsetsin. Tamam. Fatih kim? Yaş kaç? Bu telefonu ne kadar zamandan beri kullanıyor? Bundan önce ne kullanıyor diye bir öğrenelim senden Fatih. Tabii. İsmim Fatih, soyadım Sultan. Haliç Üniversitesi Fizik Tedavi ve Reaktülasyon bölümünde okuyorum. 3. sınıfım. Bundan önce 21 yaşındayım. Bundan önce Apple iPhone 6s kullanıyordum. Hı hı. Ne zaman aldın bunu? Bunu bir ay önce aldım. Süper. 6s artık eskimişti. Buna geçmek gerekiyordu, evet, diye tahmin ediyorum. Evet, milat dolmuştu biraz. Süper. Peki tek seçenek bu muydu önünde? Başka cihazlar araştırdın mı? Yok, vardı. Birkaç seçeneğim daha vardı. Xiaomi'den vardı. Neydi? Hangi seçeneğimde? Note 7C'ydi galiba. Okay. O vardı. Niye eledin onu, hatırlıyor musun? Ekrandaki o damla çentikten dolayı eledim. Okey, başka aday neydi bundan başka? Xiaomi'ye baktım. Onun da T9'u vardı galiba. Hı-hı. Ona baktım ama Huawei... Mi 9T. Mi 9T, okay, evet. Tamam. Mi 9T vardı ama Huawei şey oldu, kamera açısından bana daha önceden vermiş olduğu güvenden dolayı, yapmış olduğu Mate serilerinden, Leica ile birlikte işbirliğinden dolayı bana güven verici geldi ve daha kaliteli bir görüntü sağlayabileceğini düşündüm. Okey, markaya, Huawei markasına, Xiaomi markasından daha çok güvendim fotoğraf anlamında. Evet, süper. Evet. Sen bu arada güvendim. Biz seninle muhabbet ederken öğrendiğim kadarıyla analog bir makine, analog galiba değil mi? Evet, analog. Ne o? Nikon D3100. Yani hobi olarak fotoğrafçılık, evet, da yapıyorsun, evet, değil kulübüm mi? Evet, kulübüm var kendime ait Haliç Üniversitesi'nde. Ha süper, ne kulübü? Fotoğrafçılık kulübü. Fotoğrafçılık kulübünün kurucususun, doğru mu anlıyorum? Yok, kurucusu değilim, şu anki başkanım. Başkanısın, süper, tamam. Yani evet. Fotoğrafla iç içe bir adamsın. Evet. Her şeyden önce. Okey, süper. Şimdi niye Y9 Prime 2019 seçtiğini öğrendik. Şimdi gelelim senin Y9 Prime 2019'la ilgili görüşlerine. Fotoğrafla girdik, fotoğrafla devam edelim mi? Olur. Pop-up kameralı bir model kullanıyorsun. Evet. Yani bu yılın yükselen değerlerinden bir tanesi. Evet. Ben de sana o yüzden ön kamerayla ilgili sorular sorarak topa girmek istiyorum. Ön kamerayı çok fazla kullanan bir adam mı Fatih? Hikaye atmak açısından çok kullanıyorum. Yani Instagram için kullanıyorsun. İçin kullanıyorum. Memnun musun bu ön kamerayı açtığın zaman işte bir yukarıya çıkan efektten filan? Evet, biraz havalı oluyor gibi geliyor bana. Ama ayrıyetten ekran ve gövde oranını çok yüksek seviyeye çıkarttığı için ekstra bir memnuniyetim yani var. Yani çentikten mentikten bizi kurtardığı, evet, için. Evet, çentik biraz kaba geliyor bana. Peki ön kameranın çektiği fotoğraflardan, işte attığın storylerdeki video kayıtlarından, bilmiyorum, story'yi fotoğraf olarak mı atıyorsun, video olarak video mı atıyorsun? Video olarak da fotoğraf olarak da atıyorum. Memnun musun? Fotoğraf açısından da video açısından da memnunum. Ama bir tek bokeh efektini yapıyor ön kamerada. Yazılımsal olarak yaptığı için grup halinde fotoğraf çekerken sıkıntı yaşayabiliyoruz bokeh efektinde. Yani bazı arkadaşların, kalabalık olduğumuz zaman bazı arkadaşların arkası ya yeterince... Tamamen flu yapıyor ve yüzlerini değiştiremiyor. Ya da bazen arkadaşları da flu oluyor değil mi? Evet. Okay, evet. Tamam. Yani bu derdimiz şey anlamında. Evet. Peki arka kamera nasıl Fatih sence? Arka kamerası gayet memnunum. Gece çekimlerinden, gündüz ışığında tabii apayrı bir fotoğraf çekiyor. Ya şöyle söyleyebilirim. Plansız bir şekilde fotoğraf çekmeye çıktığımızı farz edersek... grup halinde ve benim kameramın lensi bittiğinde günümü kurtarabileceğine inandığım bir telefon kamerası var. Okey. Şimdi sen aynı zamanda analog bir fotoğrafçı da olduğun için tahmin ediyorum ki kullandığın telefondaki analog ayarlar da senin için önemli olsa gerek. Evet. Y9 Prime 2019'un manuel ayarları sence tatmin edici mi? Yani yapmak istediğin şeyleri yapabiliyor musun? Tabii yapabiliyorum. Gayet tatmin ediyor beni. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki de hiçbir analog makine kadar iyi değil.
Yani o tartışma konusu zaten. İşte tartışmamızın dışında kalan bir konu zaten. Şunu söylersek Fatih, yanlış söyler miyiz? Haliç Üniversitesi'nin fotoğrafçılık kulübü başkanı olan Fatih, Y9 Prime 2019'da ürettiği fotoğraflardan memnun dersek. Memnun. Süper, tamam. O zaman artık fotoğraf hikayesini kapatıyorum. Çünkü üzerine konuşmamız gereken başka bir şey. Bir de yapay zekası lütfen, var. Lütfen, lütfen. Kirin 710 işlemci, kendi işlemcisini kullandığı için yapay zekası var telefonda. Ve çekmiş olduğum, manuel modda çekmek dışında değil, oto modda çektiğim zaman ortamı algılayıp ona göre bana bir seçenek sunması çok güzel bir şey. Ondan da çok memnunum. Yani sen bir yemek masa fotoğrafı çektiğin zaman burada yemekler var diyor, burada domates diyor değil mi? Tanımlıyor, tanımlıyor ve ona göre ayar yapıyor. Ona göre kendisine bir ayar yapıyor. Domates kırmızı olması lazım diyor. Hı hı. Ona göre bir ayar yapıyor. Fatih, öğrenci olduğun için tahmin ediyorum ki gününün büyük bir kısmı dışarılarda geçiyor. Evet. Bu noktada da şey çıkıyor ortaya, kullandığın telefonun pil ömrü çıkıyor. Sen şimdi iPhone 6s gibi epey eski ve pil tüketimi konusunda da iyi şeyi olmayan, ünü olmayan bir cihazdan buna geçtiğin için herhalde memnunsundur diye tahmin ediyorum. Ama bizi o memnuniyeti bir detaylandır mesela. Neler yapıyorsun bunun 4000 mAh'lik piliyle? Tabii. Sosyal medyada çok rahat bir şekilde gezebiliyorum. YouTube'da araştırmak istediklerimi araştırabiliyorum. Ayrıyeten oyun oynuyorum. Ne oynuyorsun? Şu an Call of Duty'nin mobil versiyonu çıktı. Onu oynuyorum. Ne kadar oynuyorsun mesela her gün? Bir saate yaklaşıyordur. Öyle mi? Aşağı yukarı. Çok güzel. Ve günümde eve gittiğimde hala sosyal medyada araştırma yapacağım zaman şarjım dayanmış oluyor ve uyurken sadece şarja takıyorum. Bu çok büyük bir avantaj benim için. 6S'ten sonra özellikle. Evet, 6S'ten sonra. Çünkü 6S'te powerbank'e bağımlı bir şekilde cebimde powerbank, elimde kablo, telefon bu şekilde sokakta geziyordum. Hiç hoş bir görüntüsü de yoktu. Fatih genellikle saat kaçta çıkıyor evden sabahları okula giderken? 6.30-7 gibi çıkıyorum. Kaçta dönüyorsun akşam eve? Akşam eve 8'e yakın oluyor. Ama tabii ki gelir gelmez yatmıyorsundur büyük yok, ihtimalle. Yok yok tabii ki de. Saat 11-12 falan değil mi? 11-12 oluyor. Yani sabah 6.30'dan gece saat 11-12'ye kadar bu 4000 mAh'lik pil seni şey yapıyor. İdare ediyor. Evet. Gece de uyurken şarjı takıyorsun tekrar. Herkes sabah aynı döngü tekrar başlıyor. Yani sabah 6.30 falan gibi tekrar çıkartıyorsun şarjı. Süper. Sadece burada şunu öğrenmek istiyorum Fatih. Her gün sence 1 saat oyun oynuyor musundur? Yoksa 1 saatin üstüne çıktığın, altına düştüğün çok altına günler... Altına düştüğüm çok gün oluyordur ya. Oluyordur. Evet. YouTube'dan ne kadar ya da işte Netflix bilmiyorum kullanıyor musun? Netflix televizyondan kullanıyorum. Okay. YouTube'dan ne kadar film izliyorsundur sence günde? Ya yani ne kadar YouTube açık kalıyordur ekranında? Bir 7 saate yakın kalıyor ciddi olabilir. Ciddi olamazsın. Çünkü müzik de dinliyorum aynı zamanda. Okey, tamam. YouTube'dan dinlediğim için uzun bir süre açık kalıyor olabilir. Okay. O zaman şöyle mi anlamak lazım? Fatih okula giderken de telefon elinde, kulaklık kulağında müzikle dinlediğin için ya müzik dinliyor ya YouTube'dan bir şeyler izliyor. Evet. Ve buna rağmen 4000 mAh'lik pil akşama kadar Fatih şey yapıyor, idare ediyor. Süper, tamam, çok güzel. Performans konusunda bence bize iPhone'la kıyaslayarak bir şeyler söylersin diye tahmin ediyorum. Tabii. iPhone'da şöyle bir sıkıntı yaşıyordum. Artık uygulamalara ve oyunlara girmesi çok kasmaya başlamıştı. Yavaşlıyordu. Yeni güncelleme mi almıştı telefon? En son güncelleme yüklüydü. Yani şu an galiba iOS 13 çıktı. Galiba. Ondan önceki güncelleme yüklüydü. Ama şöyle bir şey vardı. Hem pili bitiyordu, bir yani çabuk bitiyordu. Isınması çok yüksekti, artık elimi yakıyor o kadar derecesine. Isınıyordu. Evet. Kılıfı olmasa elinizi ya da telefonla konuştuğunuz zaman yüzünüze... Tabii orada şöyle bir şey de var. Şarj süresi uzadığı için yani pili çabuk bittiği için sen onu gün içinde daha çok saat powerbank'e ya da şebekeye takılı tutuyordun. Evet. Şarj olması demek cihazın üzerinde stres birikmesi demek. Yani ısınması demek zaten doğal olarak. O yüzden de bu söylediğin çok normal aslında eski bir telefonda. Evet. Onun dışında kamerası beni tatmin etmemeye başlamıştı. Evet, ilk çıktığı zaman çok avantajlı bir kamerası vardı ki zaten ilk çıktığı zaman almıştım ben onu. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Kaç yılda kullanıyorsun, hatırlıyor musun? Kaç yıl kullandığını? 3, 4, 5... 5 seneye yakın. Bu da sence bir 5 yıl kullanılır mı? Zannedersem kullanılır. Kullanılır mı? Okey, evet. Tamam.
Çünkü üzerinde şu anın teknolojileri olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ve beni idare edeceğini düşünüyorum 5 yıl. Süper, çok güzel. Bize şey anlamında, performans anlamında bir şeyler daha anlatsana. Mesela sen şeydeyken, iPhone kullanırken PUBG oynar mıydın onda? Evet, PUBG oynuyordum. Şey yapar mıydı hiç? Kastığı, teklediği olur muydu? Nadir de olsa oluyordu hani. O kadar kötü değildi ama hı hı. oynamama müsaade ediyordu. Süper. Ama şimdi ondan buna daha büyük bir ekrana geçtin. Evet. Burada herhalde o ekran farkı kendini şey yapıyordu değil çok mi? Çok fark ediyor ve oynaması cidden daha zevkli bir hal alıyor. Ayrıyetten iPhone'da sıkıntı şuydu. Hani çerçevede tuttuğum yerler bazen sıkıntı yaratabiliyordu. Ateş etmediğim zaman ateş edebiliyordu. Ha, o anlamda. Örnek olarak. Okay, tamam. Bunda hani öyle bir sorun yaşamadım daha. Elime tam oturduğu için iki elime de. Hı hı. iPhone öteki şekilde küçük kalıyordu elime biraz. Ben senin Y9 Prime 2019'da memnun ve mutlu olduğunu anlıyorum. Doğru anlıyorum değil mi büyük bir ihtimalle? Evet evet. Peki o zaman sana tersten bir soru soralım. Y9 Pro, kullandığın telefonda Y9 Prime 2019'da seni memnun etmeyen mutlaka bir şeyler vardır evet. diye. Onları bir söylesene bize. Şöyle, akşam fotoğraf çekmesi evet çok güzel ama yanımızda tripod taşımanız gerekiyor. Ayrıyeten... Senin için sen analog fotoğrafçılık yaptığın için tripodun vardır, taşıyabiliyorsundur evet. belki ama mesela şimdi benim yok şahsen, böyle bir handikap var diyorsun. Tamam evet. çok güzel, devam ki, et. Ki tripodum olsa dahi telefonumu ona uygun bir adaptör mü demeyim gerekiyor emin değilim şey ama herhalde. Ondan alıp onu monte etmem gerekiyor önce. Bu da ekstra bir malzeme demek yanınızda. Şeyden bir de iPhone kullanıcısı olduğum için ses kısıp açma tuşlarının ters olması alışmamı biraz engelledi. Bu alışkanlıkla ilgili bir evet. süre sonra hani unutursun bile büyük bir ihtimalle. Büyük bir şeyi, ihtimalle. iPhone'u. Bir de şeyden şikayetçiyim. Telefonun ana ekranında bazen tuşları dokunmasanız bile sizi geri atabiliyor ve stabil olmayan bazı kısımlar var. Ekranı yan çevirdiğinizde tamamen yan dönmüyor. Titreşim motoru çok güçsüz olduğunu düşünüyorum. Bir de ses sisteminden şikayetçiyim. Ses sisteminin volümünden mi kalitesinden mi? Volüm ve kalitesinden. Her ikisinden de. Bunlar dışında ama geri kalan noktalarda şeysin. Bir sıkıntım yok. Şimdi sen analog fotoğraf da çektiğin için fotoğrafçılık konusundaki işte bu gece hani tripod olmadan olmuyor hikayesinde sana şey vermek lazım, kulak vermek lazım ama orada şunu sormam gerekiyor. Tripodla çekim yaptığın zaman bu cihazla iyi sonuçları aldığını gördün mü sormam gerekiyor. Evet, okay. gördüm. Yani eğer ışığı alabilmesi için cihazı titretmeden uzun pozlamada ya da otomatikte bile olsa tutabiliyorsanız, sabit tutabiliyorsanız, tripod olması şartıyla bir masanın üstüne koyuyorsan, destek alıyorsan filan bir yerden gece de iyi fotoğraf üretiyor yani. Evet evet, şey üretiyor. Süper, çok güzel. Şeyi bilmiyorum, adını sen söyle, daha doğrusu bildiğimi söyleyeyim. Titreşim motoru konusunda haklısın. Apple'ların hepsi, iPhone cihazların hepsinde başarılı bir üniti o. Sesin iPhone'dan daha iyi olmasını beklerdim ben. iPhone şundan daha iyi olmasını beklerdim. 6S gibi eski bir şeyden bahsettiğimiz için. Üzerinden geçen onca yıldan sonra Huawei'nin onun altında kalmamasını beklerdim Huawei'den. Ama sen bir kullanıcı olarak bunu söylüyorsan doğrudur şey anlamında. Bir şey daha söylemiştin sanki beğen eksik bulduklarının arasında. Stabilite zaten Android dünyasının genel sorunu. Hani evet. iPhone'la ne yazık ki o aşamada aşık atabilecek halde henüz değil. Aradaki farkı çok hızlı kapatıyor ama ne yazık ki hala başa baş noktasına gelemediler. Ama ben Huawei'ye o konuda inanıyorum. Şu an yeni üretmiş oldukları Mate 30 Pro'da da Android'in saf hali kullanılıyor galiba. Kendi işletim sistemleri üzerine iPhone gibi kendi yazılımlarını yapacaklarını düşünüyorum ben Google'ın yapmış olduğu ambargodan sonra. Zaten bir market açtılar şu anda. Evet, tabii market, evet bir de ondan şikayetçiydim. Marketlerinde her uygulamaya ulaşamıyorsunuz. Android market yüklü değilse katiyen bu bir sorun oluyor. Ve kendi yazılımlarını ürettiklerinde iPhone'a yakın bir stabilize de olacağını düşünüyorum.
Şimdi senin telefon. Cihazın ambargodan etkilenen bir cihaz değil. Değil. Ben de her iki markette yüklü. Vesaire hepsi yüklü. Kendi marketlerine çok yakın zamanda çalışmaya başladılar. Ben yakın bir gelecekte Android marketteki uygulamaların %99'unun şeyde de Huawei markette de olacağını varsayıyorum tüm dünyada. Yani çok ekstrem örnekler var için hepsinde olacağını varsayıyorum. O yüzden de o kendi marketlerinin çok büyük bir sorun çıkartmayacağını düşünüyorum. Ancak sana şeyi sormak lazım tabii. Bu Amerika ile Huawei arasında yaşanan çekişme diyelim, bir Huawei kullanıcısı olarak seni endişelendiriyor mu? Ben bu çekişmeye tepki olarak hatta Huawei aldım diyebilirim. Çünkü kendilerine rakip bir telefon üretildi. Gerçekten de iyi bir telefon üretildi. Bunu ambargoyla sindirebileceklerini düşündükleri için ben buna tepki olarak biraz da Huawei'yi seçtim. Dünyanın her yerinde senin gibi insanlar var biliyorsun. Haberin var mı bilmiyorum. Evet. Sadece bu Trump'la Huawei arasında yaşanan sorunlar yüzünden gidip Huawei telefon alan insanlar var. Ben de bu konularda Huawei'yi destekliyorum diye şey yapıyorum. Ne derler, kendimi isimlendiriyorum. Yani bence de Trump'ın yaptığı şey çok gereksiz. Ve bu işten sonunda herkes zararlı çıkacak. Trump da zararlı çıkacak, Huawei de zararlı çıkacak. Ama en büyük zararı Android görmüş olacak. Evet. O da bir Amerikan şirketi. Yine dönüp dolaşıp Huawei diyorum, Amerika'ya daha çok zararlı olacak diye düşünüyorum. Fatih, sana bir de şeyi sormak istiyorum. Hani bu bizim seviyenin standart bir videoyu bitirmeye doğru gittiğimiz sorularımız var ya. Bu telefonu önerir misin? Öneririm. Bu telefonu sence kim almasın? Mesela ama hani önerirsin de kim almasın mesela? Kim almasın? Android'e tamamen düşman olanlar almasın bir kere. Okay. Yani onlar Apple kullanıyorlar. Evet. Öyle devam etsinler. Evet, tamam. Öyle devam etsinler. Ayrıyetten şöyle söyleyeyim. Hani anne babalarımız böyle teknolojiye biraz uzak gibi gözüktükleri için Android telefon genelde önermezler. Çok karmaşık olduğu için. Ama Huawei'de o karmaşıklığın giderildiğini düşünüyorum. Çünkü arayüzü Apple'la çok yakın. Çok haklısın. Çok yakın olduğu için Samsung cihazlar yerine ben Huawei bu fiyat segmentteki telefonları almalarını öneririm ki babama şu an ben bunu önerdim. Şunu aldı mı? Almak üzere. Kendi telefonumun tamamen gitmesini bekliyor. Evde 2 tane Y9 Prime olacak yani. Evet. Hatta halama filan da önerdim. Halam da Apple kullanıcısı. 5S kullanıyor. Hı hı. Yeni bir telefona geçmek istedi. Ben de ona bunu sen önerdim. Sen Türkiye'de Apple Türkiye'ye büyük darbe, sanırım baban da iPhone kullanıyordu galiba değil mi? Evet. Apple Türkiye'ye darbe vurmak üzere. Anneme de Huawei aldırdım. Çok güzel. Çünkü şundan dolayı Apple'a karşı bir düşmanlık oluştu. Düşmanlık demeyeyim de bir kırgınlık var içimde. O da şu. Ben bu telefonumdaki görüntüyü televizyona hiçbir cihaz kullanmadan paylaşabiliyorum akıllı televizyon ise. Ama bunu Apple'da yapabilmek için ekstra para ödemek zorunda kalıyorum. Ve bu da bana ağır geliyor. Yani neden ben bir hizmet karşılığında ekstra para ödemek zorunda olayım? Çok haklısın. Yani ben de bu konuda tamamen o neden ben diyenlerden bir tanesiyim. Ayrıca ben birçok konuda neden Apple'a daha çok fazla para ödememiz gerektiğini de şey yapabilmiş değilim zaten. Çözebilmiş değilim evet. Zaten. Fatih, ayağına sağlık. Zaman ayırdın geldin. Ben tahmin ediyorum ki Y9 Prime 2019'la ilgili birçok arkadaşlarımızın kafasındaki soruya cevap vermiş olduk. Bizim kanalda da yanlış hatırlamıyorsam Y9 Prime'ın ilk şeyi oldun sen. Deneyim videosu oldu. Evet. Bu telefonun bu yılın en çok satan telefonlarından bir tanesi olacağını öngörüyorum ben. Bunu bazı videolarda söyledim. İzleyip izlemediğini bilmiyorum. Evet. Yani Xiaomi Mi 9T ile birlikte Huawei Y9 Prime 2019'un yıl sonunda baktığımızda 2019 yılındaki en çok satan ilk 3 telefondan 2 tanesi olacağını varsayıyorum. Hangisinin birinci, hangisinin ikinci olacağı önemsiz ama çok satılacaklar. O yüzden de birçok insanın bu telefonla ilgili senin görüşlerinden faydalanacağını, satın alma aşamasında olan insanın da faydalanacağını düşünüyorum. Zaten eğer babayı aldırıyorsak, hala aldıysa, annenin kafasını çelmeye çalışıyorsak söyleyecek başka bir şey kalmıyor evet. Benim şeyimde. Ayağına sağlık, çok sağ ol. Arkadaşlar lütfen siz de Fatih'in yaptığı gibi hvp.com.tr/sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak bu seviyemize katılabileceğinizi unutmayın. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka deneyim videosunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. We'll be right back.
Müzik